Merhaba sevgili dostlar. Merhaba bile farklı değil mi? Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz rahatsızlıklarla gece baş ettikten sonra geç oturuyorum. Mecbur geç oturuyorum. Çünkü dün akşam zehirlenmişim. Nereden nasıl bilemiyorum ama gecem kötü geçti velhasıl Kerim. O yüzden biraz geç başladım. Neyse geçti bitti diyelim. Geçecek bitecek zaten illaki hastalıklarla sınanıyoruz. Ama gökyüzünde çok ilginç bir haftaya başlayacağız. Bu hafta yeni ay ve yeni ay kötü açılarda geliyor arkadaşlar. Özellikle Akrep, Kova, Aslan, Boğa aksı üzerinde güneşi yükseleni olanlar ani olaylara açık. Hani benim haritamda sağlık asteroidim zaten tetik almıştı. Böyle bir ani olay yaşamam normaldi ama tabii insanın aklına gelmiyor. Hani biliyorsun ama nereden ne alacağını bilmiyorsun sonuç olarak. Bir ani bir durum yaşayacağım. Bu sağlık olabilir. Ben ki şey diye düşünüyorum tabii en yakın olabilecek. Acaba bir terazi burcu olduğum için böbrek rahatsızlığı mı? Ki böbreğimde de hafif hafif bir ağrı vardı. O mu olacak diye düşünürken böyle bir olay başıma geldi. Yani sözün özü şu. Bu hafta ani olaylar ve bu ani olaylar biraz sarsıcı olabilir. Nedir bu? Bu bir geçiş. Bu geçiş döngüsü içerisinde bazı şeylerin ani ortaya çıkması durumu söz konusu ama kazaya da açıklık var. Dikkatli olmanızda fayda var bu hafta için özellikle arkadaşlar. Hani bu dikkatsizlikle birlikte ani ortaya çıkacak şeyleri de ifade eder bize. Gelelim sözün özüne. Bugünkü falımızda neler çıkmış, niyetlerinizle alakalı neler var. Çekmezsem olmaz dedim ve oturdum. Zaten çekeceğim. Bugün burçlara da devam edeceğim. Şimdi güzel, uzun uzadıya karışık. Bakın ne güzel telveli telveli içmişim. Yarıya kadar telve dolu. İçimizdeki sıkıntılar arada böyle yukarıya yukarıya çıksa da bakın oradaki gibi. Sonra gene bir güzel söndürüyoruz. Özellikle iş ve para konularında neler var, neler giyeceğim. Çünkü güzel bir görsel var. Bir süredir bitirmek, sonlandırmak istediğiniz bir mevzuyu aile, kendi çevrenizde konuştuğunuz ve bu konuşmalarla ilgili de önümüzdeki haftalarda bir kişiyle konuşma yapacağınız görünüyor. Yalnız konuşma yapacağınız kişi biraz üst seviye, hani şey gibi düşünün, şefiniz, patronunuz gibi düşünün. Sizden bir kademe yukarıdaki bir kişiyle bir konuşma yapıyorsunuz ama yaptığınız konuşmada hani böyle çok da şey değilsiniz. Ben bu konuşmalarımın karşılığını alırım ya da işte ben konuşurum ve istediğim benim elime geçer gibi bir düşünceniz de çok fazla yok. Hani sanki böyle acaba ne olur, acaba onu der mi, acaba bunu der mi gibi düşüncelerde çıkıyorsunuz. İlk konuşmaya başladığınız an itibariyle biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Fakat sonrasında yani devam eden konuşmanın sürecinde çok güzel bir alan açılıyor. Burada güzel fikir, güzel düşünce, önünüzde duran engellerle alakalı güzel cevaplar alacağınız bir konuşma olacak. Başı kötü ama sonu çok iyi diyebilirim. Burada karşınızdaki kişi bu konuyu biraz uzatabilir. Yani diyelim ki bir para meselesini konuşuyorsunuz. Almanız gereken bir parayla alakalı. Öncesinde ha o da mı vardı diye böyle savuşturmaya kalkabilir ama sonrasında ya tamam anladım okey. Biz bunu önümüzdeki hafta halledelim diyebilir. Yani böyle yakın zamanda konuşma yapılır ama bunun karşılığını, realitesini alabilmeniz için biraz beklemeniz gerekecek. Alır mıyım derseniz alırsınız arkadaşlar. Biraz uzuyor konu ama bu konuyla alakalı alırsınız. Görselleri bir yolla bağlantılı olarak var. Buraya kadar şunu da diyebilirim aslında. Bir iş görüşmesi yaparsınız. 2 haftada sonra gel başla cevabını alabilirsiniz. Anlamına da gelir bu. Çünkü iş alanında olduğu için sonucu güzel bağlanan bir meseleyi çözeceğiniz görseller de var. Siz bunu genişletin arkadaşlar. İş yerinde birisiyle ya da para maddi kaynaklarla alakalı birisiyle görüşmek istiyorsunuz. Bu görüşmeden de çok emin değilsiniz. Başı biraz sert başlayabilir ama sonucunda istediğinizi alacağınız bir süre sonra da o sözel olarak almış olduğunuz konuda karşılığını bulacağınız elinize geçecek neyse artık geçeceği görselleri var. Bir de bunun haricinde tutmuş olduğunuz bir niyet, atlamanız gereken bir konu var. Bu konu biraz sallantıda yalnız. Bir ay kadar bu sallantıda konuyla gel git gel git gel git uğraşacaksınız. Sonrasında bir karışıklık yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında elinizde olan ya da yapmaya çalıştığınız konunun dışında bir ay sonra bir karışıklığın içerisinde insanların arasından geçerek bir şeyleri toparlamaya çalışacağınız görünüyor. Hani burada bir kişiyle konuşuyorsunuz, atlıyorsunuz. Sonra bir kişiyle daha konuşuyorsunuz, atlıyorsunuz. Çevre hep sizden şey için, beklenti içinde yalnız. Hani ne konuştun, ne yaptın, ne ettin der gibi çevrendeki insanlardan seninle birlikte bu konuyu aslında
Bu konunun açılmış olan yolunda birlikte yürüyen kişiler de var. İş arkadaşlarınız, maddi kaynakların olduğu çevre diye düşünün. Bir kişinin askıda olduğu, çok da cevap alamayacağınız bir kişi olduğu, bunu aşacağınız, sonrasında ortada bir şekilde, bakın ortada bir şekildeyi de anlatacağım, beklediğiniz, çevrenizdeki insanların da sizden cevap beklediği bir süreç var. Şimdi ben burada bir tehlike seziyorum. Nasıl bir tehlike? Bir ay sonra iş yerinde bir görüşme, bir konuşma yapacaksınız ama zaten etraf dağılmış. Yani iş yerinde bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılarla mücadele eden bir kişiyle konuşmaya çalışıyorsunuz ama bu mücadele eden kişinin kafası çok karışık. Yaptığınız konuşmalar havada kalacak arkadaşlar. Sonra arkadaşlarınıza gidersiniz. Dersiniz ki ne yaptın, ne ettin, ne konuştun? İşte tamam dedi, şöyle dedi, böyle dedi ama havada bu adam ya da kadın. Yani havada olması ne demek? Veriyor cevapları ama verdiği cevapları farkında değil. Kafa çok karışık. Ve burada bekliyorsunuz. Geçmişe doğru bakmış bekliyorsunuz. Yani çok özür diliyorum bu arada. Bir ay sonraki bir karışıklıkla alakalı cevaplarımı aldım. Tamam işimi halleder dediğiniz kişi işinizi halletmeyecek. Ocak ayına geldiğimizde dönmüş arkanıza doğru bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ne oldu, hani hallediyordun. Ondan sonra aksiyon aldınız görünüyor arkadaşlar. Yani aslında bugünkü falımızda hep ne var biliyor musunuz? Şimdiye kadar söylediklerimi şöyle bir analiz edince. Bugün olur ya diyen adama güvenmeyin. Olmaz. Bir ay sonra olur. Ya da ben şimdi hallediyorum diyen kişiye güvenmeyin. Bir hafta 10 gün sonra olur gibi bir durum var. Bugün maddi kaynaklarla alakalı tutmuş olduğunuz niyetlerde böyle bir basamak öne gittim diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz arkadan gelen yok gibi düşünün. Kandırılma demeyelim biz buna ama biraz sallanma olabilir niyetlerinizle alakalı. Sallana sallana giden bir süreçte 3 ay sonunda beyaz evrak, istediğinizin olması, istediklerinizi almanız gibi durumlar söz konusu olacak. Ama burada mesela son söylediğim özellikle karışık bir ortamda, karışık bir insanla konuşuyorsanız burada şu da var. Beklentileriniz hani 3 ise birini verecek yalnız. Hani ikisini havada tutmaya da devam eder. Ondan sonrasında da bu kişiyle yalnız baya baya bir tartışma yaşarsınız. Görselleri var. Para geliyor mu, para diyoruz bazen değil mi? Ama hiç vallahi arkadaşlar balık görmedim. Yani burada konuştuğunuz bir konu oldu. Bu konuyla alakalı da karşınızdaki kişiden bir şeyleri almaya çalıştınız. Beklentileriniz olduğu görselleri var. Yakın zamanda yapacağınız bir konuşmadan çok güzel sonuç alırsınız. Ama bir ay sonra yaparım, bir ay sonra öteleyeyim dediğiniz konular karışıklığın içerisinde Ocak başına kadar devam eder. Görselleri var. İlişkilerde neler var? İlişkilerde bir kere bugün için şu var aslında. Hiddet var. Yani eş ya da partnerinize kızgın olduğunuz bir süreci arkanızda bırakmaya çalışıyorsunuz. Burada sanki inat edilmiş bir konu ya da bir tartışma var. Bu tartışmayı ne zaman başlatsanız, hani artık burada bir orta yol bulalım deseniz, karşınızdaki kişi geri çekiliyor. Bir bahane uyduruyor çünkü inat ediyor yalnız. Bir bahane uyduruyor, tamam hallederiz diyor. Hep bir geri çekilmesi var. Artık böyle sanki size yakın zamanda bir tarih vermiş. Tamam ya şu tarihte hallederiz demiş ama gene geri çekilmiş. Bakın dikkatli olun. Burada hesaplaşmaya gidiyor bu iş. İlişkilerde 15 gün sonra karşılıklı bir hesaplaşmanız var arkadaşlar. Ve karşınızda o geri geri çekilen adam ya da kadın bayağı önünüzde durmuş, çatır çatır sizinle kavga ediyor. Burada da aklıma şey geliyor. Şimdi siz bir şey istiyorsunuz ya da bir konuyu çözmeniz gerekiyor. Çocuğunuzla alakalı, aile içi, evle alakalı bir konu ya da İlişkinizle alakalı bir konuyu çözmek istiyorsunuz. Bu kişi gerçek his ve düşüncelerini size söylemiyor. Ve söylememek bir yana tamam hallederiz deyip geri çekiliyor. İlişkinin önünü açık tutmaya çalışıyor. Yani birlikteliğimiz devam etsin. Ama ben bu konuyu şu an halledemem diyerek onu bir ay sonraya öteledim diyor. Hatta bir ay sonra değil 2 hafta sonra karşılıklı geliyorsunuz. Karşılıklı geldiğinizde bu kişinin niyet ve isteklerini çok daha net öğreneceksiniz. Çünkü burada sanki elinize bir sopa almış. Ya doğruyu söylersin ya ben giderim der gibi çıkıyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi biraz üzgün. Kafasında ikilemler, inat ettiği konudan vazgeçememe gibi bir durumu var. Burada siz hani kafanızda huni takmışsınız, delirmek üzereyim artık yeter. Hani şu konuyu sonlandıralım, bitirelim der gibi çıkıyorsunuz. Parantez. Bir parantezde şunu söylüyorum. Sevgililer için bir ay sonra bu kişi size yüzük verir. Ama ittire ittire veriyor arkadaşlar. Diyelim ki elinizde yüzük var.
Topluluk içerisinde ileriye dönük güzel kararlar alırsınız. Topluluğunuz biraz karışık. Çok kişiden kafadan konuşamadım. Çok kafadan ses çıkıyor. Ama sonuç o yüzük havada kalırsa bile bir süre temiz görsellerde olduğu için sonuçlanır diyorum. Parantezi kapatıyorum. Böyle bir ilişkide size geçmiş yapamayacağı şeylerle alakalı siz elinize almışsınız topuyu. Huni de kafanızda yeter artık deyip derlendiğiniz bir döngüde. Aslında burada bu kişinin arkasında ya da ailesinde olan kişilerle bu mevzunun biraz dalgalı deniz, yani dalgalanıp budaklandığı böyle sürüncemede kaldığı bir döngüyü de yaşıyorsunuz. Burada güzel haberler alacaksınız. Aslında bu durumda hayrınız arkadaşlar. Hani bazen deriz ya etraf karıştı ne yapacağım ben? Hayır, hayrınıza karışması gerekecek çünkü. O elinizde aldığınız topu aslında artık tamam ya ben bu işi ya çözeceğim ya çözeceğim yeter artık delirmek üzereyim dediğiniz bir döngüyü gösteriyor bana. Ve burada neyse konu baya baya böyle birçok konu dallanacak budaklanacak. Samsun'un S'si harfini görüyorum net olarak yukarıda kalmış. Siz sanki bu konularda dalganın üstünde bekliyorsunuz. Bir dalgalı alandan temizle çıkar mıyım derseniz çıkarsınız arkadaşlar ama biraz süreç var. Burada beklentilerle alakalı hane içerisinde bir kişiyi ileriye doğru ittirdiğiniz çözmesi yapması gereken konularda onun mücadelesini kenardan seyrettiğiniz görselleri de var. Ama aktive olan bir alan bu da aslında zaman zaman ilişkilerde kısıtlanabileceğinizi, ters düşebileceğinizi ama yolunuzda birlikte devam edeceğinizi bize gösteriyor. Başının etini yersiniz zaten siz ya. Çok durmuş bu konu. Yani hani bırakmazsınız ucunu. Burada takılmış çıkan sizsiniz zaten. O da sallaya sallaya bir yere kadar gelmiş. Ama maksimum derim ki ben size 3 ay sonra bu konu tertemiz bir şekilde çözülmüş. Temiz temiz kalplerle yolunuza birlikteliğinize devam edersiniz derim. Zaten hani evlilik beklentisi içinde olanlar yakın zamanda o evlilik teklifini alırlar. Ama dediğim gibi hani böyle elinize bir sopa almadan da o teklifi çok görmüyorsunuz. Görselleri var. Peki burada neler var? Bir de buradan bakalım. İş para konularında temiz bir haber bir kere görsellerde çıkmış. Oh, aile tarafı çok iyi. Buradan aile tarafını ekleyebileceğim ya da ilişkiler tarafını ekleyebileceğim gördüğünüz gibi bir şey yok. Burada daha çok tek başına olanların tek olduğu, ellerinde olan mevzularla alakalı beklenti içinde oldukları, hani ileriye dönük olarak atmış olduğunuz bir olta var. Bakar mısınız? Yanlış mı söylüyorum? Bakın uzatmışsınız iş ve para konularına doğru. Ama onu hemen akabinde bir görselle yok. Şimdi siz bir yere bak şimdi burayı söyleyeceğim. Şimdi öncesinde bir olta atmıştınız tamam mı arkadaşlar? O değişti. Nasıl değişti biliyor musunuz? Şimdi ileriye dönük parasal konularla alakalı yalnız olanlar için söylüyorum. Parasal konularla alakalı ileriye bir olta atmışsınız. Yani bir işle alakalı bir mesele neyse konu. Hani işinizde ama para kazanmayla alakalı. Burada ailenizden bir kişi elinizi ısırıyor. Yılan görsellerine çıkmış. Hayır hiç gerek yok onu yapma diyecek size. O teklifi kabul etme. Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma diyen bir kişi var yanınızda. Şimdi buradan iş konularında bakın özellikle söylüyorum. Attığınız olta. Oltanın ucunda ki isimler, iş ya da kişi ismi. Samsun'un S'si, Edirne'nin E'si ise yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi bir iş kapısını kaybedersiniz. Yok değil diyorsanız hemen akabinde başka bir iş kapısı açılacak. İyi ki de buna başvurmamışım diyeceksiniz. Görselleri çıktı şu an. İş ve para. Arkanıza dönüp dönüp bakıyorsunuz. Bu kaybettiğiniz yakın zamanda bir iş teklifiyle alakalı kafanızın karışık olduğunu düşündürtüyor bana. Ama önünüzde yeni başlangıçlar olacak. Aslında buradan ekleyeceğim şu. Bulunduğunuz alanda geçmişte de reddettiğiniz işlerden dolayı biraz kaygılısınız. Doğru bir yerde miyim? Doğru bir şeyler yapıyor muyum der gibi ama yakın zamanda önünüzde birçok iş teklifi çıkabilir. Nasıl çıkabilir? Burada bağlantılı görselleri var. Yani yakın arkadaş, yakın dost, yakın akraba böyle bir bağlantıyla elinize bir asa tutuşturulacak. Burada açık bir yol var. Haricinde ben bu iş teklifini kaybettim, tüh işimde devam edeceğim diyorsanız karışıklıklarla o sıkıntılar var ya başınızın üstünde yanan alev. O yanan alevle yolunuza devam etmek durumunda kalırsınız. Bana kalsa iş değişikliğinin yapılması gerekir. Zaten bir tane güzel kapıyı atlamışsınız. Bundan sonra önünüze gelen kapıyla alakalı iyi düşünün, iyi değerlendirin derdim arkadaşlar. Çünkü burada gene bir uyarı var. Bir fırsat kaçmış ama ikinciyi kaçırma lütfen diyor falımız.
Ve güzel bir haber de var. Gördüğünüz ordunun hop diye aktı gitti. Para para diyenler için arkadaşlar, bugünkü falımızda elinize kocaman kocaman ya da küçük küçük de olsa paralar geçiyor diyemiyorum. Daha çok böyle şey yapmak istediğiniz, yapamadığınız konularda kararsızlıklar var. Ama ani kararlar vereceksiniz. Bakın, bu Uranüs'ün etkisi bu hafta yaptığınız, verdiğiniz kararlarda çok değişkenlik verir size. Yani bu hafta kabul ederseniz haftaya niye kabul ettim dersiniz. Bu hafta biraz slow takılmakta fayda var. Yani sakin olmakta. Dur daha bir hafta daha düşüneyim demekte fayda var arkadaşlar. Düşünün, öyle karar verin. Zaman geç değil. Bu hafta olmaz, haftaya olur diye düşünebilirsiniz. Haftaya da akrepten çıkacak zaten. Yaya geçecek. Orada da enerji biraz şey enerjisi, ilahi olanla bağlantı enerjisi. Orada gökyüzünden de destek alırız diye düşünüyorum. Bakmadım ama tahmini olarak şu an konuşuyorum tabii, ama yaya geçeceğini de biliyorum aslında. Geçebilir. Neyse, bakmadan net konuşamıyorum. Astroloji net çünkü. Evet arkadaşlar, bugünkü falımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz iniş çıkışlarım olmuş olabilir çünkü dediğim gibi rahatsızım. Dün akşam yaşamış olduğum stres hala da aslında devam ediyor aralıklarla. Çekeceğim dedim, çektim. Sizlere de birazdan yayına koyacağım. Geç olacak ama özür diliyorum. Ya aslında bazen şey de diyorum. Yani niye ben diyorum 10.30'da yayınlıyorum? 12'de yayınlasam olmaz mı? Tünaydın desem olmaz mı falan diyorum. Hayrımı olan neyse önüme düşsün. Ben öyle diyeyim bugün için. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.